Merhaba gençler. Bugünkü amacımız TİYE Portal'da yeni bir proje oluşturmak, ilk programı yazmak ve bunu fabrika ortamında test etmek olacak. Hem çalışmamıza başlayalım hem de konuşalım. Factory.io programını çalıştırdım. Burada bir simülasyon ortamı, bir fabrika ortamı oluşturacağız. Daha sonra da programımızı yazıp, ilk donanımımızı ayarlayıp, programımızı TİYE Portal'da yazıp Siemens PLC ile simüle edeceğiz. Bugünkü amacımız en basitten başlayıp karmaşa doğru gitmek olduğu için bir konveyör yapacağız. Ve konveyörde bir motor olacak. Bunu da bir butonla çalıştıracağız. Daha sonra işte stop ekleyeceğiz. Daha sonra acil stop ekleyeceğiz. Çift buton vesaire aşama aşama ilerleteceğiz hep birlikte. Amacımız program mantığını anlamak. Factory.io programını açtık. Burada nesnelerimiz mevcut. 6 metrelik bir konveyör alalım. Başlangıç için konveyöre yaklaşalım. Altında şöyle motorumuzun olduğunu görelim. Bu motoru çalıştırmak istiyoruz bir butonla, start butonuyla. Bunu yapabilmek için bir pano alacağız. Panomuzu monte edeceğiz. Panomuzun üzerine bir buton koyalım. Butonun üzerine de start diye belirtelim. Uygulamamızı yapmaya çalışalım. Bir adet pano alalım. Bir adet işte pano montaj aparatı aldım, ayağı aldım. Önüne götürdüm. Panomu yukarı kaldırmak için vertikal trans yapıyorum. Sizler de evde indirip yapabilirsiniz. Bu yükseklik uygun benim için. Sonra yandan geçip şöyle bakacağım. Gerçekten monte edebilmiş miyim diye. Edememişim. Birazcık yaklaştırıyorum. Evet, şu an tam montaj gerçekleşti. Buradan da ortalamam gerçekleşmiş mi? Evet, güzel. Bir de start butonu alayım. Start butonunu da alıp panomun üzerine götüreyim şöyle. Tam panomun üzerinde. Evet, şu an üzerindeyim. Birazcık da yukarı almak istiyorum. Yine onu da işaretledim. Vertikalde az yukarı alalım. Şöyle yukarıda dursun. Diğer butonları da daha sonra eklediğimizde onları da sağa sola alta alacağız. Şöyle yandan bakalım. Yine montajımız başarılı mı diye. Evet, buton da monte edilmiş. Pano da, her şey de yerli yerinde. Fabrikamızda görmüş oluyor. Böylece bir güzel bir mekanımız var. Önümüzdeki derslerde burayı dolduracağız. Değişik otomasyon uygulamalarını hep beraber yapıp öğrenmek istiyoruz. Şimdi bunlar bozulmaması için, bu birbirinden ayrılmaması için şöyle hepsini işaretleyip, bir tanesi seçilmedi, işaretleyip gruplayalım bunları. Şöyle grup dediğimizde artık bunlar ayrılmaz birbirinden, tek parça gibi, tek nesne gibi oldu. Burada da konveyörümüz mevcut. Bu konveyör de burada dursun. Panomuzu da azıcık öne bile alabiliriz. Hatta şöyle kamera çekimi şu açıdan yapayım size, daha anlaşılır olsun. Yani dönerken de görelim. Yalnız bu konveyör dönecek, fakat dönerken döndüğünü fark edemeyebiliriz. Üzerine bir kasa koyalım. Kasadan görelim dönüp dönmediğini. Şöyle bir kasa yükleyici parçamız var burada. Bunu konveyörün üstüne koyduğumuzda ve ayarladığımızda işte belirlenen zaman aralıklarında bize bir kasa bırakacaktır bu. Palet diyelim daha doğrusu. Paletler ve kutular, kasa demeyelim. Palet ve kutular bırakacak. Değişik boylarda ayarlayabileceğiz bunların boyutlarını, bırakılma sıklığını. Onun için böyle bir şey koyalım. Şöyle şurası iyi galiba. Bir daha bakalım yan taraftan. Evet, yerimiz iyi. Alabilirsek aşağı bunu. Yine vertikalde hareket ettirmemiz gerekiyor. Tamam. Yandan bakalım ya. Çok güzel. Şimdi buradan bu kasalar böyle düşecektir. Bu şekilde kasa diyorum, yine yanlış söylüyorum. Palet ve kutular. Bir start butonuna bastığımızda bunlar ilerleyecektir. Şöyle yaklaşıp şimdilik start'a basayım. Herhangi bir şey olmadığını göreceğiz. Bakın buton sesini duyuyorsunuz. Fakat konveyör hareket etmiyor. Bunun sebebi bunların arasında herhangi bir elektriksel bağlantı henüz mevcut değil. Herhangi bir program yok, bir şey yok. Tabii ki bu kadar basit bir şey, program yazmaya gerek yok. Bir kontaktörle bu işi yapabiliriz ama
Bizim amacımız da programlamayı öğrenmek olduğu için basitten karmaşaya doğru, zora doğru gideceğiz. O yüzden programla yapacağız. Şimdi durduralım simülasyonumuzu ve ayarlamamızı yapalım. Drivers'a gidiyorum. Bu Drivers'taki yapacağım şey, bunu hangi PLC ile test etmek istediğimi söyleyeceğim bu programı. Normal zamanlarda ben buraya S7200 veya 1500 bağlayacağım. Ancak şu an simülatör üzerinden bir test yapacağım. Simülatörde görmüş olalım. Böylece evlerimizde PLC yoksa bizde direkt burada simülatör üzerinden de bunu hiç problemsiz sanki PLC'miz varmış gibi çalışabileceğiz. S7 simülatörü seçtim. Sonra konfigürasyonu yaptık. Buradakiler aynen kalabilir. Daha sonra bunları ayarlarız. İşte kaç giriş olsun, kaç çıkış, word kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız şeklinde. Hafıza alanı yani. Gerekli olacak bize sayıcılarda, zamanlayıcılarda. Şimdi connect dediğimizde direkt simülatör açıksa direkt bağlanacak. Fakat benim programımda şöyle bir şey yapmam gerekecek. Şurası bizim Siemens PLC'miz olarak kabul edersek start butonunu bu PLC'nin girişine bağlamam gerekiyor ve start butonum, projeye eklediğim start butonu burada belirdi, çıktı. Bunu alıyorum, sürükle bırak yöntemiyle herhangi bir girişi bağlıyorum. Bu 0-0'a bağlayayım ben. Baştan başlayalım ya da 0-1'den bağlasın, değişiklik olsun. Hani boş bırakalım, görelim farkını, hiçbir şey olmayacaktır. Bir de çıkış alalım. Çıkışımız nerede bakalım? Roller conveyor diyor, şu 6 metre. Bu motorunu kastediyor, temsil ediyor. Motoru da Q00'a bağlayalım ve bunları bir tarafa not edelim. Yani şunu fiziksel bağlantıları not etmemiz gerekiyor ki programı da buna göre yazalım. Butonumu 01 girişine bağladığımı, konveyör motorunda Q00'a bağladığımı bilmem gerekiyor. Programı yazarken bunlara ihtiyacım olacak. Şimdilik bu kısımda işlemim bitti. PLC kısmına geçeceğim. PLC kısmında da gerekli donanım ayarlarını yaptıktan sonra ilk programımı yapacağım. Bununla haberleştireceğim. Beraber göreceğiz. Bu video bu kadar olsun. Çok uzatmayalım. İkinci videoda da o kısmını yapalım. İkinci kısmında görüşmek üzere.